Bir. Beta. Aşkım yok yok, çok fazla lag var oyunda şu anda. Beta yayındayız. Evet Ne arkadaşlar, yapıyor beta. bu benim hayvan Beta ile benim? ilgili sorularınızı alabiliriz. Game'imize devam edebiliriz. Merhabamızı yapardık. Aşkım bakar mısın Dedik ve hayvanım ne yaptık. yapıyor? Yani bebeğim prime time geçer. Blizzard benden soruluyormuş gibi davranman beni mutlu ediyor ama aşkım yani. Aşkım ben de Blizzard'ın gelini olduğum için beni geçen gün aradılar. Ya arkadaşlar işte geçen, ne istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Blizzard'ın gelini Nereye olduğum gidiyorsun ya? Ne için. yapıyor bu Andet? Ya na Gohulcum. Selam. Abo. Abo daha damage tıklıyor bunlar ha şurada. Aa, kafayı yemiş aşkım bu oyun. Evet. Şu an delirdi oyun. Ben niye böyle oldu bilmiyorum. Bizim internetimizde mi sıkıntı? Arkadaşlar sizin oyununuzda sıkıntı var mı? Yayında problem var mı? Yo, yayında problem yok. Ama oyunda problem var. Oyunda çok büyük problem var hem de. Bu oyunda, yayında yok bebeğim. Allah Allah. Abi bir basıyorum, ses az geliyor. Kimden? Eda'dan mı ses az geliyor, benden mi? Yalnız şu anda çok büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Genel. Sesi aç. Allah Allah. Benden olsaydı diyecekti ki mikrofondan. Yok, onu gerçekten bilerek soruyorum çünkü Eda'nın mikrofon şeyine bir pop filter taktım. Onunla kayıt almayı düşünüyorum. Hani ya mikrofon olan uzaklığı şu anda etkiliyor olabilir ses muhabbeti ondan. Artık çiçekler para etmiyor değil mi ya? Yok bebeğim, senin aşkın para ediyor. Oo. Tokat 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 şlap 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 Death Knight tokadı. Yapıştır yapıştır Mehmet Ali yapıştır yapıştır. Daha önceki yayınlarda böyle değildi. Vallahi hiçbir değişiklik yapmadık yayın seslerinde ya. Yalan yok. Allah. Aynı ya. Hiçbir şey yapmadık o. Pop filter'dan. Allah Allah. Yok. Benim de kısık geliyormuş bebeğim. Yalnız ben bir mount'a falan basıyorum Utku. Yarım saatte falan çıkıyor bu. Bu niye böyle? Bilmiyorum bebeğim. Beta'da böyle problemler yok. Ah. Ambişe. Biz Beta'ya gelsene çok güzel. Bir içerik üreticisinin yarısına beta verip yarısına vermemek. Ya arkadaş alır mısın? Otoloot'u açtım ben ama. Interface. Aa açık değilmiş. Açtım ama. Başka yayıncı izleyemem ama. Deme öyle. Deme öyle. De de de. Acaba 40-20 miydi? Başka varsa böyle komple sorayım mı? Yok aşkım, da olmadı. Dur ben yapayım mı? Sen bütün şifreyi yayına zaten göstermiyorsun değil mi? Bak şöyle değil mi? Yaptım. Eda. Yapamadı. LGBT. Ha, eyvallah. LG. O da beta şeyi evet. Çok iyi. Özellikle bizim gibilerine geliyor ayol. Bildiğin gibi değiliz. Pişt, ne haber? Bana mı diyorsun? Senin tot işin Sen ya. gel benim bilgisayarımın üstünde uyu beni sevme. Kediye gel. Ay arkadaşlar, internet. Neden böyle Ho, yapıyorsun? hi, ho, hu. Acaba ben kulaklığı takmadım diye mi böyle? Netflix. Var mı Netflix? Next Flix. please. Netflix. Filiz. Flix diyor, Flix. Netflix. Filiz. Netflix. Var var sıkıntı yok izliyoruz yani. Ha biz Netflix'te yokuz. Arkadaşlar bu tür yayın kurumlarını
Destekliyorum. Toplumun ahlaki. Buradan tüm Türk milletinin. Herkesin. Bayramının kutluyorum. Şükrü ne yapıyorsun? Şükrü hoş geldin. O ne ya? O sümük gibi bir şey, o ne? Hayır ya, adam secdeye yatmış. Thank you egg bize. Bu ne ya? Where did you get that? Bunlar ne oldu ya? Hocam ne yap bu? Antalas böyle emojiler paylaşarak neyi amaçlamaktadır? Bunu nereden buldun ya? Hayır, ismi ne biliyor musun? Thank you egg. Thank egg. Thank egg, pardon. Thank you biliyorum. Abicim. Çok iyiymiş o ya. Beta'da Mist of Pandaria reputation vermişler ya. Fet. Can be possible. Kitlendi oyun gene. Neden böyle oluyor? Bilmiyorum, millet dungeon'a falan giriyor aşkım yani. Hadi abi. Hadi güzelim. Beta nasıl gidiyor? Vallahi şu an çok sevimli diyemem şu an ama. Onun dışında iyi gidiyor. Zaten yayında oynayabiliyorum. Böyle ekstra hariçten böyle girip de betayı inceleme fırsatım yok, biliyorsun zaten sen. Yayından gördüğüm kadarıyla problem yok. Kovunun seçme olayları da güzel şu ana kadar. 60 level olunca alıyoruz skill'leri. Alfa'da üstün körü vermişlerdi, böyle yapıştırmışlardı. Torghast'ı deneyemedim daha. Torghast'ı görmek istiyorum aslında. Onları da işte inşallah böyle bir vaktim olursa girip deneyeceğim tek tek. Vallahi yalan yok. Şükrü, Diablo videosu hazırladım. Bu akşam yayınlayacağım kısmetse. Onunla ilgilendim bu hafta sonu. Baya böyle 20 dakika küsur dakika bir video. Diablo 3'ün hikayesini anlattık. Reaper of Souls yok. Yani eklenti paketine kadar olan hikaye. Öyle. Bu ne? Gel. Genel derleme gibi herhalde. Şey mi? Yok yok. Aç yani, net hikayesi işte. Lore. Temiz. Direkt. Daha sonra hello. Önümüzdeki hoş haftalarda bu hafta konsey var. Ona biraz çalışacağım. Ay baby. Kitap konsey olacak. Reaper of Souls'u da gömerim. Text de hazır. Ay. Aslında işte Yiğit ve Mete ile bir çalışma yapabiliriz o anlamda. Onlar nerede lan? Ana, kimse yok. Yiğit, Mete. Sesleri çıkmıyor. Mete burada. Yiğit. Oh, annesinin güzel kızı. Hello, hava yürüyor. Yok yok, onun kardeşi düşmüştü de. Oğuz düşmüş bebeğim. Valla mı? Kötü mü düşmüş? Kırmış galiba bileğini. Çok ciddi bir şey değil diyordu. Merhaba, hoş geldin. Hello, how are you? Fine. Thanks. Nazar abla şey diyordu, çok ağlamıyor, keyif yerinde, canı çok yanmıyor demek ki falan diyordu. Gel annesine kuş. Oy benim güzel kızım, beni özlemiş ya. Beni özlediğimi. Açık mı ana? Allah açık. İçinden ne çıkacak? Geçen sefer boss çıktıydı. Chest diye açtık da. Yerim oğlum, yerim. Benim güzel bir kızım var, yanıma geliyor. Şu güzelliğe bak ya. Benim siyah pötüşüm, benim siyah pötürceğim. Paris'e domal geliyorum. Paris'e. Paris'e. Oo, aynen bu işin. İşte o. Kalın payımın. Bu kadar bugün, görev vermezsin 60'tan sonra. Bugün var çok kötü bir şey gördüm. Ay dur anneciğim. Evet ya. Arkadaşlar lütfen ana yolda vesaire de hayvan görürseniz, kedi, köpek, kirpi, olabildiğince yavaşlayın arkadaşlar. Olabildiğince yavaşlayın. Trafiği yavaşlatın. Lütfen. Rica ediyorum sizden. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Eda abla anlatıyor. Gece geldi yüzüme işedi. Güle güle öldüm. Evet. Geldi yüzüme işedi. Pislik ya. Şimdi barışız ama iyiyiz. Bak küsmüyoruz.
Yazık ya, işledi ama bile isteyerek yapmadım. Ama ben çıldırdım. Utku olmasaydı, yani iyi ki yakalamadım o an. Yok bebeğim, bu nasıl bir lag ya, Evet, çok basıyorum kötü lag var saatler. bugün, biliyorum. Arkadan gel, vurabilir Eda abla, hayvan ölüleri. Evet ya, o yüzden kesinlikle arkadan gelen vurabilir. Ya arkadan gelen vurabilir de, yani olabildiğince yavaşlayın. Biz bugün onu Utku'yla konuştuk. Bizim bugün başımıza bir şey geldi. O yüzden hani yani siz biraz mesela arkadaşlar kaçta gidiyorsunuz? 100'de mi gidiyorsunuz? Siz 70'e inerseniz işte arkanızdaki 70'e inerse diğer arkanızdaki 40'a inerse belki bir şekilde bir sinkronize bir şeyler oluşabilir yani şeyi Sinerji yavaşlatabiliriz. yaratalım. Sinerji yaratmak ise de salak. Allah Allah, ne oluyor lan karaktere? Yürümüyor, hareket etmiyor. Ben Eda şey yaptı işte, sabah işe gidiyoruz, battı çıktığın altındayız, tünele girmişim. Tünelde de yol daralıyor, böyle banket gibi bir şey yok ya da kenara durabileceğim kadar bir tali yolu falan da yok. Yani arabayı çekip durdurabileceğim hiçbir yer yok. Yok. Bir bağırdı, frene asıldım, baktım arkadaki geliyor, vuracak. Yani tekrar gaza asıldım. Devam ettim. Dedim Eda duramam, yani duramıyorum orada. O bağırdı biraz, dur 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 falan diye. Ama yani duramam. Orada duramazdım. Anlattığı mevzu da o. Ama yani Meteciğim hoş geldin. Çok geçmiş olsun. Var mıdır yapabileceğimiz bir şey? Ne durumda? İyi midir? Kötü müdür? hoş geldin. Şu güvercinler araba dibine gelene kadar uçmasına strese sokuyor, hızlı gidemiyor. Doğrudur. Ya bir de yeni trend oldu. Caddede besleyemiyorlar. Bizim kapıya bırakıyorlar. Biz besliyoruz diye kedileri sonra alıp yola atıp öldürüyorlar. Direkt bırakana beddua ediyorum. Oo. İyi yapıyorsun. Ben de çok ağır Ne ve oldu da yeni kuvvetli. geldim? Oğuz diyorum. Oğuz nasıl oldu? Geçmiş olsun diyorum. Bir ihtiyacınız var mı diyorum. Ben de çok beddua ediyorum. Ya çok adice. Yani Utku'ya kızmadım. Utku kızdığımı falan düşündüm de yok, Utku'ya kızmıyorum. Keşke durabilsek. Yani benim söylemek istediğim şey şu. Arkamızdaki araba biraz Arkamdaki yol araba yavaş gitseydi ben orospu duracaktım çocuğu orada. olmasaydı, anladın mı? O yavaşlasaydı biraz. Onun arkasındaki de biraz yavaşlasaydı inip alabilirdik kediyi. Yani inemesek, ya ben şunu söylemiyorum. İnin işte arabayı işte 80'le Bebeğim, giderken durdurun demiyorum yani. Bu yayın tekrarı YouTube'a gidecek. Ha, evet. Ne oldu? Easy. Aa, evet. Easy on swear. Takip mesafesi 40 kadar sonra dur. Ya duramadık adam. Ya ben dursam adam geçirecekti bana işte. İyi, çok geçmiş olsun Mete'cim ya burada. Takip mesafesi yok. İnsanlarda şey yok. Ya gördün mü o kedi abi? Bak ben sana şöyle söyleyeyim. O kedi bizim önümüzdeki büyük ihtimalle 3 araba gördü onu. O 3 araba yavaşlamış olsaydı biz durabilirdik. Anlatabiliyor muyum? Yani o şey var yani. İnce çizgi var. Şimdi Şükrü PvP vendorunu sordu. Ben buradan bir kuşçuya atlayıp ya da Oribos'a gidebiliyor muyum buradan? Ah. Dur kuşçuyla Oribos'a gideyim. O sırada da muhabbete devam edelim. Devam devam aşkım. Çünkü beta ile ilgili soru geldi mi biliyorsun. Soruyu cevaplamaya odaklanacağız. Evet biz görev yapacağız. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz ama öyle çok büyük vakte sahip olan insanlar değiliz. O yüzden izleyicisi ne soruyorsa onu cevaplayacağız. Hadi bakalım. Aa, öyle mi yapalım? Tamam, bırakayım güvercinlere su. Bizim balkon yok ki. Ama şey var. Arka tam pencerelerin önüne koyarım. Bizim burada güvercinler yuva yapıyorlar. Şeyin önüne. Camların önüne. Sonra bir batman bok bırakıyorlar. Geliyor, doğuruyor, büyütüyor çocukları. Sonra oralara sıçıyorlar, sıçıyorlar. Aylarca oraları temizliyorum. Aa, sen bu yayını tekrardan açacaktın. Pardon. Oribos'a direkt uçuş varmış. Hadi deneyelim bakalım. For the Ford'dan meals. bir hadi. Onlar geliyorlar şimdi, yuva yapıyorlar. Bizim kediler var ya, deliriyor arkadaşlar.
Wow Türk, teşekkür ederiz takip için. Ne güzel nick lan. Bu bizim Wow Türk değil mi? Ya de işte biz de kapsaymışız ya Wow adam. Ay Sorlax ne ya arkadaş ya. Wow adam. Allah Allah. Wow kadın olsun. Wow herif olacak ya da. Hayır, Wow insan olacak. Bak şu an I bring pandemonium. Ya hoş geldin. Seni biz de senden bahsediyorduk evet, ha. Evet seni iade ettik, senden bahsettik. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz efendim. Aha burada şeye giriyor gene. Takip için teşekkür ederiz Wow Turk. Turk. Aa ben bunu yazayım. Ne? Geçen gün bir şey yazdın mı? Bir skill atmıyordu. Belki de bu orijinali budur ya, karışmayın. Wow kulaklarım çınladı. Wow bireye değil mi? Valla Ramazan yalan hayır, yok. Sana sövmüşlüğüm var ama arkandan hiç sövmüşlüğüm yok. Direkt yüzüne. Var ya kebap olsa da yesek üf. Yemek de yedik ama. Hadi kebaba. Lan geçen öyle bir laf ettin zaten. Bak hala içime oturdu. O gün de yiyemedim. Pazardı aynen. Kebabın aslı bulgur pilavıyla olur. Abi sövdürtme. Ben YouTube atacağım. YouTube atacağım videonun tekrarını. Yapma. Instagram sayfasıyım. Böyle komple mi? Sen bana bir beden ölçünü ver, beden ölçüsü. Beden ölçüsü istiyoruz senden. Kasları yaptın ya, büyümüşsündür. Kaslı Ramazan. Hmm. Ya Ramazan bir şey varmış. Ramço. Bu vücut geliştiricileri alıyormuş. Kas mı evet, bu vücut geliştiricileri alıyormuş aslında ama... Böyle normalde... yiyince kıçtan kıl çıkıyor. Hayır, normalde... lüle. Böyle şey, insana hype da veriyormuş. Böyle şey gibiymiş. Neyim gibiymiş, anlatamadım. Anlatamadım çünkü Utku videoyu atacak. Videoyu atacağı için konuşamayacağım şu anda onunla alakalı. Valla sıcakta öyle bir kebap yerim ki ben bir şey söyleyeyim mi? Yap. Neyse söylemeyeceğim çünkü videoyu YouTube atacak. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Kendimi tutuyorum. Hoş geldin Yuka. Şu an... Steroid değil başka bir şey o başka bir şey. Şişirdim abdominalleri Merve. De şu an patladı ya. Oyun patlıyor ki. Beden ölçülüyorum ne vereyim abime diyor ya. Işığı gördüm aynen bu. Arada kaldık. Arbiter bizi alt kattan üst kata çeker diye sömürdü. Şu an StarCraft müziği çalıyordu ona odaklandım ya. Bence güzel değil. Oo, disconnect'ler patlamalar. Allah Allah. Fake reaksiyon verip durma lan. Dur bulamadım. Game screen mi? O nasıl olacakmış? Şu mu? Yok, nasıl olacak? Game screen dediğin ne ya? Loading screen mi? Biraz zor ya. Ya oyun çok sıkıntılı. Endorino Kore abi. Hayır değil. Ay. Login screen hiç göstermediler yok. Evet, şu anda PvP vendorların önündeyiz. Bolca versatil görüyoruz. Hoş geldiniz bu arada. Yeni arkadaşlar. Soracaklarınızı alayım yoksa sıradan tıklayalım üstümüze gelelim. Burada bir upgrade olacak. Büyük ihtimalle bu da Master Conflict dedi. Büyük set olacak. Giyelim mi yoksa varsa sorularınızı alayım. Şükrü bir de Elbis
sanırım sormuştu. Sen düşünün sorup gidiyorlarmış falan. Tamam abi sorduk işte ya. Eda'nın beni besleyeceği yok. Ben mi? Ya arkadaşlar kebabı sıcakta da yerim. Böyle bak onun ondan için... bahsetmiyorum. Susadığım bir kahve falan. Ha, kahve. Su. Bir bardak su. Ne? Master Conflex Conquest Point diğeri Honor'la alınacak. Öyle mi? Şu anda ondan net bir bilgim yok. Bakalım. Altta Shadowlands PvP Weekly Reward Progress yazıyor. Bunda da Shadowlands PvP Honor. Aynen. Aynen öyle. Senin dediğin gibi. Bakalım üstümüzde duruşları nasıl? Morumsu, yüzün ya da neck'in nasıl durduğunun şeyi bir önemi yok. Bilekliği giydik. Trinket boot'u giyelim. Eldiveni giyelim. Shoulder'ı giyelim. Giderek tiksiniyorum. İlk set ama. İlk setin günahı olmaz. Evet. Ay küçükmüş bu. Ay büyümüş. Hayda yenge ışınlandı. Yok yok su getiriyor bana. Güzel değil çünkü derken... Yo bence ilk şey set olduğu için çok günah olmaz diyorum ya. Ama yani baz set için güzel gayet. Aa, takip için teşekkür ederiz. Hoş geldin. İğrenç değil mi? Ne? Tabii ben artık radyocuyum biliyorsun yani. Tamam bir bardağı koy da getir Allah'ın oğlu. Merhaba Cem, ben Cem. Cem'in aile canım Türkiye'mde sağlığım bozulacak ya. Hepsi boyu stat seçeneği var mı diye. Stat seçeneği derken stat seçenek. Şu an için yok farklı statlarda. Sadece 3 şey statta var işte crit, haste, haste yine bakalım. Onda crit ağırlıklı, bunda haste ağırlıklı ve mastery versatility. WoW Türk bize host geldi. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Şöyle ben daha çok şuna takıldım. Bu sistemden ziyade şu olay. Upgrade olayına takıldım. Bir currency ile büyük ihtimal upgrade olacak. Bu hatırlıyor musunuz? Bantic armorlarımız vardı şeyde aşağı zaman. Onun gibi upgradeleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ya da neyle upgradeleyeceğiz. Yani en azından progress olarak PvP yapan insanı sevindirir diye düşünüyorum. Epic setinin görüntüsü nasıl? Bekimizi giyelim. Aynı renk. Bilekliğimizi takalım. Ayakkabı, eldiven, shoulder, bilek üst, pantol, kafalık. Kafalık son anda bozmadın mı ya? Bu bence olmamış bir kafalık. Bu kafalık buna uygun değil. Bu daha değiştirilecektir. Eski silah var bunlarda. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen eski silahlar. Bunlar değişecektir büyük ihtimalle. Aynen eski silahlar. Sadece statlarına bakalım. 195 item level'ına sahip. 206'ya kadar damage var. 195 item level görünce tuhaf oluyoruz artık ha. 470'lerden falan bahsediyorum. Any group need healers for case. Bunlar eski silahlar. Katılıyorum aynen dediğin gibi Billy Boy. Ben kaçayım yayından sonra konuşurum. Oğlum diyorum ya beden ölçüsü. Bu çocuk anlamadı bizi. Benim bence mi anlamadı? Beden. Üst beden. Large, X large, small, medium. Bence medium anca olur ona. Medium sana. Ramazan medium. Neyse biz PvP vendorları ile ilgili başka alınacak, sorulacak varsa... Buraya kadar gelmişken bakalım. Var mı aklınıza takılan? Steroid falan demedim. O sen şimdiki yaptığın işle alakalı bir şeyler. YouTube içmiş. O kadar müsait olunca tamam. Eda dedi. Hayır o bir şeye sövecektir. Ben de diyorum ki bu yayını tekrar YouTube'a atacağız. Sövme diye ben dedim. Eda abi bir de koleksiyon kısmından bineklere bakabilir misin? Bakalım da.
Bineklerde çok bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Neye bakmak istiyorsun? Not collected. Kafam milyon olmuş zaten. Geçen. Oo. Diyorum ya. Oh. Kafalar güzel, kafalar Tek güzel. tek hepsine bakmıyorum çünkü halihazırda bende olmayan bir sürü şey var çünkü. Hangisi? Onların hiçbir şeyin değil. Değil, değil. Onlar yeni. Onlar yeni. Şu ya, Nereden ay düşe? çok güzelsin sen ya. Ardan Wild. Şu güzelliğe bak. Bu da yeni. Çok güzel. O nesne o? Yaprak yok. Bebek arabası. Bebek araba. Ay çok güzel. Bunu bilmiyorum. I don't know. Bunların Şöyle hepsi yeni değil mi? isimlerden farklı bir şey gözüme ilişirse. Dur bir dakika, yavaş git. O da yeni galiba, değil mi? Şu. Bastion. Ben de mantları çok merak ediyorum. Kızım. Bu da Bastion. Ona bakmıştık ama. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Evet, çok tatlı. Dur şöyle bir dakika. Devam Wow edelim. bir Wow, Wow Türk bir izleyici pasladı. Nasıl ya? Host attı ya kanaldan. Teşekkür ederiz. Çok tatlısınız efendim. Güzel değil çünkü derken güzelleşti. Aynen o seti komple girdik ya. Güzel. O da güzelmiş. Bu eski binek ama yani yeni Onu değil. istiyorum ben. Hadi git Arkadaşlar on. ben daha aları kasamadım. Ben gidip aları kasacağım. Bay bay. Lan düşürürsün yemin ediyorum düşürürsün ya. Ben bir gidip alar kasayım. Ne sen düşürdün geçen gün aşkım? Cimol. Dur şuradan Source Drop değil. Quest değil. Nerede o? Heh, Bastion buradaydı. Your ass smells kızım. Şurada mı düşünün? Tamam, otur anneciğim. Otur kızım. Heh, şimdi bakalım. Anneciğim, evet. Ardan Wild Dark. Arkadaşlar Ardan Wild'dan düşecek bir diğer binek de bu. Aa, it's okay o. Bunlar değil. Ardım yıldım mantıları çok güzel olacak. Onların çok güzel Şu olacak. geliyor. Bu neresi? Hoş Bu büyük geldin. ihtimalle Maldraksus. Maldraksus. Kesin Kıymetli. Maldraksus bineği. Bu da Maldraksus. Bu da Maldraksus gibi duruyor. Maldraksus ya. Maldraksus. Bu Beşin. Bastion. Çok belli Beşin oldu. Bu da Maldraksus. Bugün bakmıştık bu zaten. Geçen baktığımız düz koşanlar. Ne habersin? Ardan Wild. Freeman, Bebeğim bak. beyefendi. Çok güzelmiş o da. Şu ekranı büyütemiyor. Tam ekran yapamıyor olmamız çok saçma değil mi? Bu da Maldraksus. Maldraksus, Maldraksus. Böyle arka arkaya söylüyorum ki alıştırayım da hepimiz Maldraksus oynayalım. Bastion. Zaten Bu şey, birçok bu insan kesin Madrox Venthyr. oynayacak. Birçok insan oynayacak, merak etme. Bu mav galiba. Arkadaşlar ben bu ara bayıldım buna. Ya gerçekten mi? Neresine bayıldın Utku onun? Daha Seriously? Ghost. Gördüm gördüm. Bakarız zaten şu anda hepsi şey. Bu da mav galiba. Skullborn. Aşkım, it's Piglet. Violet Thunderin Phoenix. Oradan PH geliyor. yazacak mısın? Ha, PH yazdım. Aa. Hiç sevmem biliyor musun örümcekleri? Ama güzel duruyor. Mekanik de. Mekanik değil ya normal örümcek. Mekanik değil miydi o? Sadece demir var şeylerinde. Demir zırhlık var. Güzel değil. Venthyr, Ben renkli şeyler Venthyr. seviyorum. Güzel değil. Şunu ben çok beğendim. Kimse beğenmedi ya. Bu kim?
Valla boğa burcuyum diye herhalde. Tauralus ya. Valla en güzeli şuymuş acı ya. Evet o doğru. Albus da öyle düşünüyor. Tipsiz aynen ya, çok tipsiz. İyi bir şey. Paralı mantlar en iyisidir. Parayla işimiz yok acı bizim. Arkadaşlar zaten aşağıdan abone ol. Bedava yaptık, koş. Tam binekler de bu kadar. Bunlar temsilcileri, Covenant temsilcileri. Hala açabiliyoruz mu? Gel bakalım. Konuşabiliyoruz mu? Yok, konuşamıyoruz. Free'ler en iyisidir. En temizi ya. Geri gidiyorum ben öyleyse. Bak birden mumluk yapıyor, patlıyor oyun ağır. Hah. Aşkım Torghast gideyim mi? Hı hı. Bindik bir kayaya gidiyoruz. Valla bak hep o PvP vendoru. Nerede o? Kim o PvP vendoru soran? Hep o PvP vendoru soran arkadaşın başının altından çıkıyor. Ne yazıyorsun Eda abla? Ama ben mi? Birine arkadaşlar ya. Ben alttan gizli gizli ikinci sevgilime yazıyorum. Ya götün kokuyor, bana geliyorsun, gider misin lütfen? It smells ya. Tuvalete gidiyor, yanıma geliyor. Bu kadar ayıp bir şey olamaz. Beni seviyor güya. Bu ne lan? Bu kim? Aşkım bak hele. Aşkım. He. Of çok güzel. Tanrı ne kim ya? Kim bu? Runkar var. Aa. Bebeğim. Kimmiş aşkım o? Bunu Fersalit'i. Islak beynirle şimdi poponu sileceğim. Çocuk gibisiniz. Hiçbir kedim kendini temizlemiyor arkadaşlar. Torghast'a gireceğiz. Şuradan malzeme alacağız. O kimmiş aşkım? Kılıcı Döven abim mi? Kılıcı Döven abim. Evet. 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 Bir tane ne yapalım? Evet. Niye? Dur öğrenelim şunu. Evet. Ne yapayım, tas mı yapıyorum ben? Evet. Niye heyecanlandım? Kılıç mı da öldüreceksin? Hayır bebeğim, Frostmourne'un vurulduğu yer, dövüldüğü yer bu. Vura vura Shadowlands. Ne kadar? Aynen bu şekilde alt güçleri koyuyoruz. Korktum, o nasıl bir etek? Şabak Shadow Ghast. Nereye gitti o? Aha Eda. Hı. Legendary basıyorsun burada. Aa. Şimdi herkes Legendary'sini basabilecek ama onun üzerine kasması farklı olacak değil mi? Kılıç var mı? Hocam silahın nasıl yok silah ya. Hı. Shadowlands alsana bana. Alalım. Kim istiyor? Alalım oğlum da. Ramazan bu beta. Geldiğinde alalım. Sana da Shadowlands. Sana alalım. Bana para ver. Ne yapacaksın şimdi Shadowlands'ı? Ha şimdi diyorsan bir dahaki ay bekleyeceksin. Ama geldiğinde alalım. Hacı, Legendary'i de öldürüyoruz hacı. Of.
Tamam alalım. Ayıp, şurada yaptığın şeye bak ya. Çık git şuradan. Valla istediğim kadar dövebiliyor muyum ben bunu? Shadow Ghast Ring. Valla istediğim kadar dövebiliyorum, istediğim kadar giyebiliyor muyum peki? Yok. Haa, bir tane Legendary item giyebilirsin dedi. O zaman boş yere dövdürüyorsun. Hayır canım, o giderek artacak dedilerdi ya, hatırla. Hatırlayacak şimdi. Tam ha Utku'ya ben de verebilirim. Seya Asse. Asse. Nasıl yani? Bütün itemler mi legendary olabiliyor? Benim bildiğim hayır ama Utku evet diyor şu an. Bütün itemler legendary, yani bütün item slotlarına legendary dövebiliyorsunuz. Başta bir olmak koşuluyla, daha sonra giderek artacak bu sayı. Bütün itemlarınız legendary olabilir demiyorum. Selamlar, klasik bir soru var aşkım. Bir klasik soruyu cevaplar mısın bebeğim? Ama TR'de canlı sorma şansım olmadı. Şu an WoW başlanır mı? Ashman Gold takip ediyorum uzun zamandır. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar, zamanınız ve paranız varsa evet başlanır. Ama bu sizin zamanınız ve paranızla alakalı. Eğer ki diyorsan benim param var, zamanım da var, o zaman neden olmasın? Başlayıp şimdiden kasabilirsin. 100 çiğir geldi. Fiu diye teşekkür ediyoruz. Walter, kesene bereket. Destekleriniz için. Sağ olun efendim. Zaten paket alınca 110 boost veriyor. Şimdi o konuya gelelim arkadaşlar. Uzun uzun anlatayım. Şu Torghast yollarını arşınlıyordum. O yüzden çok şey yapamadım, odaklanamadım. Ancak şimdi cevap veriyorum. Arkadaşlar bu oyunu biz çok defaten söylüyoruz. Bir amaca hizmet etmek için asla oyun oynamayın. Tamamen eğlenmek için oyunlarınızı icra ediniz. Eğer bunun üzerine oyun mantığını kurarsanız her oyundan keyif alırsınız. World of Warcraft çok büyük dünyasıyla, çok geniş evreniyle bu anlamda hem arkadaş bulmanıza hem de kurduğunuz arkadaşlıklarla samimi ilişkiler kurmanızda yardımcı olabilecek bir platform. Evet. Evet. Her ortamın kara kedisi var. Evet, her ortamın farklı renkteki farklı sesleri var. Ama tabii bu sizi etkilemesin, bu sizi yıldırmasın. Kafa denge insanları bulana kadar devam diyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Shadowlands beta mı? Evet. Bende niye milletteki bineklerden yok? Öyle kasıyor musun aşkım? Umarım yardımcı olmuştur. Yani sana yeterli gelmiştir. Umut ediyorum. Ha yok diyorsan benim çok zamanım yok. Başka oyunlar oynuyorum. Yani şu an ekonomik olarak da onu hani cebimde belli bir para var ve onu şu anda harcamak istemiyorum. Shadowlands geldiğinde harcamak isterim diyorsan bekle. It depends on you. Ya Ashman Gold'u mu istiyorsun? Ashman Gold. Coco. Bu oynayacaksan bir tık zaman lazım. Evet. Evet, kesinlikle. Haklısınız. Vallahi son dönemlerde ciddi zaman problemi yaşadık. Gerçi biz content'i bitirdik ama WoW oynamadan da ya yani takılabildik. Başka oyunları bile oynadık yani, hiç sıkıntı hemen sana çekmedik şöyle yani. Game time yazıyorsun değil mi buraya aşkım? Ne yazıyorsun? Game time bilgi. Eyvallah, teşekkür ederiz. Hoş geldin Kiraskit. Başlamak için sadece bir aylık game time'ını öde. Daha fazla para ödemene gerek yok şimdilik. Bir gir oyunu, zaten belli bir yere kadar oynayabiliyorsun. Adını sen söyle. Son pakete kadar diyeyim. Keystone Vendor. Aa, buradan key alıyor musun aşkım? Affix Bolstering falan. Dungeon'ı o büyük abiler, hani biz ortalama oyuncuyuz ya. Büyük abiler oynasın diye key master şeyi yapmışlar. Yani. Büyük. Token kasmaya uğraşınca biraz istiyor zaman. İşte yani kasmaya uğraşmıyorsun. Şu anda nelere nelere paralar harcıyorsun diye düşünüp biz aylık şeyimizi ödüyoruz. Ya bir de çalışan insanlarız arkadaşlar, yani. 93 TL'ye falan denk geliyor gerçekten yani. Ben kendi hayatımla karşılaştırmak istesem sigara derim. İşte 3 günlük yemek parası derim. Vallahi İngilizcen kötüyse sıkabilir diyorsun, evet. Ama ben İngilizcemi de bu şekilde geliştirdim. Yani evet, biraz İngilizce gerektiriyor ama
ananızın karnından İngilizce Ay, bilerek Tarhan doğmadınız. Çiftin hoş geldin. Abi aldın mı hesabı geri? Taylandlı ne yapıyorsun? Şşş, Taylandlı. Ya daha gelmedi ki, nerede alacak? Hani nerede yazdı ki Taylandlı? Tarhan Çiftin. Hells Scream Family miydi o? Evet aşkım şu. Pardon, özür dilerim o zaman. Çok o. Senin çok, de senin de o aile babası bir insan. Adamı Tayland'a götürdün, getirdin. Karıştırdım. Beta heyecanı diyelim, beta. Teşekkür ederiz. Doğanlar var. Nasıl ya? İngilizce geliştirmek istiyorsanız tek başınıza WoW'a başlayın. Mantıklı. Kesinlikle. Tayland. Tayland. Ya. Nickler karıştırdı. Yani fast traveling mantığı geldi mi? Hayır. Fast traveling değil. Sadece bu Shadowlands'te belli zonlar arası işte seyahat ederken mesela atıyorum Oribos'tan Maldraxxus'a geçerken ya da işte Maldraxxus'tan başka bir yere geçerken falan bu şekilde oluyor. Star Wars sebebi de hikayeye uygun da olsun diye. Fast travel mantığı değil. 20 bit. Birer birer. Hadi bakalım birer birer. Kesene bereket. Kesene başka bereket. Var mı? Bakayım mı yazıyor? Uygun. Yok. PogChamp, PogChamp bence geldi. Bence gayet tamam. Uygun. Aylık 93 TL. Pay to win değil. Çok memnun evet. Oynadım. Pay to win değil. Hayat pay to win ama istersen bunu da pay to win hale sokabiliriz. Aptal gibi kilitlendim şu an. Mala bağladım. Ben niye oraya gittim ki? Burada ben okuyayım. Saatlerde pay to win okumaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok WoW.com'a WoW.com hevesliyim bana tuzlu abi. WoW'a çok hevesliyim bana tuzlu. Yani hepimize tuzlu, sadece sana değil. Şimdi 21 bilmem. Yok mu arttıran 21? Birer birer abicim hadi. Gerekiyor. Tamam Ramazan, tamam sen sakin ol hacı. Sen bana hala beden söylemedin bak. Kesinlikle çok doğru bir mantıkla yaklaşıyorsun. Follow Arken yani. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Merhaba yayınlar efendim. Dileğin için. Hoş geldin, çok hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz. Zeller. Bugün yayıncılar geliyor. Akın yayıncılar. Evet evet. Yakın akın yayıncılar. Bak o zaman yayıncılar dedik. Follow Arken'de yayıncı olduğunu buradan çakmışsınızdır evet. O zaman. Akın yayıncılar, biz böyle göz gezdiriyoruz. Akın gelin. Hoş geldiniz. Anladınız böyle. Değil mi? O zaman bir takip. Argumentum. Bir merak, bir bakış. Bir kim bu abi vesaire vesaire. Bakarsınız artık. 80 bin hesap askıya alınmış oyuncu boostlamasından olan haberiniz var mı? Hayır. Hayır yok. Çünkü ben boostlamıyorum, beni de ırgalamıyor. Boost da almıyorum, boost da yapmıyorum. Ya aslında temiz. Yani. O reportlar meyvesini veriyor demek ki. Ya aslında yani boost'a reportlamanın arkadaşlar çok da bir mantığı yok yani, alan memur satan memur. Sonuç olarak boostlanan adam gelip sizin de dungeon'a girdiğinde adamı kickliyorsunuz ya da yani sizin de raid'e girdiğinde bir boss'tan sonra post alıyorsunuz yani. Bot değil, parayı veriyorsun, adam senin yerine dungeon'ı yapıyor, dungeon, boost ediyor. Bot değil, bot değil. Boost. Ben bunun tepesine nasıl çıkacağım hacı? Ha. Tamam. Şimdi şöyle, BFA'da yapacak bir şey yok açıkçası, eğer raidini maidini kestiysen ya da hedefini bitirdiysen. Content sonundayız. Sadece karakterini Shadowlands'a hazırlayabilirsin. Böylelikle böylelikle geldi. Adını sen söyle. Shadowlands'ta kolay kasabilirsin, kolay hızlıca. Mesela şu an bize bir taban seti verdiler. Allah Allah yani. Gerçekten. Ama bize healer çok geldi. Booster healer çok geldi ve sıkıntılı bir şey yani. Şöyle bakıyorsun, giriyorsun adamın Rios'una bakıyorsun vesairesine bakıyorsun. Yani sonra healine bakıyorsun. Evet, sıkıntı. Ama yapacak bir şey yok. Diyorum ya, alan memnun, satan memnun. Ha, o noktada sana katılıyorum. Biz geçen gün bunu tartışmıştık. Yani milleti boostluyorlar. Bu boosterlar geliyor senin keyini hiç ediyor. İşte gibi işte raidine giriyor, sana zaman kaybettiriyor. Vesaire. Klasikte oynadım. Norveçlerle bir güldüğümüz vardı. İngilizcemi geliştirmişler gerçekten. Yani. Norveçler. Bir de ya. Keşfetme heyecanı varsa bu oyunda mutlaka geliştiriyorsun İngilizceni. Yani bu ne? Bu ne? Aga bu ne? Aga bu ne? Lan bu ne? Dur bakayım. Şimdi gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Biz şimdi kendimizden biliyoruz. Hani YouTube'a video atıyoruz ya. İşte refeler falan filan. Neyse. Onun dışında gerçekten bir yere YouTube'a falan aldım da yoktu. Böyle çıkıyordu. Ha çıkıyordu. Diyorduk.
Böyle şu ne diye bir görev yazıyorduk. Bu nasıl yapılır? Yok ki. Diye onun seve seve İngilizcesine bakıyorduk. Ben karakterlerimi yıkadım, temizledim, pamukla sardım, kaldırdım. Shadowlands hazırlığım ya. Güzel. Guildsiz oynamayın arkadaşlar. Finder ile yapıp kanser olmayın. Yani şimdi guildsiz olur mu? Soktan, olur. Yok laf... hayır. Guildsiz olur mu? Olur. Nasıl olur Billyboy? Şöyle olur. Ya adam çok da umursamıyordur yani. Tohotbot. Mythic Plus ben yapmayı, işte ne bileyim raid yapmayı çok da umursamıyordur. O gidiyordur, görevlerini yapıyordur, hikaye. İşte Lore Master kasıyordur, binek kasıyordur. Çok da umursamıyordur. Aslında yapar. Ya zaten sıkıntı şurada değil mi? Billyboy bak nasıl anlatayım? İnsanlar oyuna geliyor. İnsanlar oyuna geldikten bir ay sonra Mythic Plus yapmak istiyor. Artı işte şu an bizim tabirimizde artı mesela 18 yapmak istiyor. Daha bir ay olmuş. Ya da iki ay olmuş oynayalı. İşte ya da ne bileyim gidip işte raid kesmek istiyor. Heroic'te. Daha 2-3 ay olmuş başlayalı. Zaten sıkıntı burada başlıyor. Zaten boostlar burada başlıyor. İnsanların sürekli bir pushlama şeyi var. İteliyoruz. Yo o bizim arkadaş çevremizin bok yemeliği yani onu da söyleyelim. Mesela İnsanlar bu... işte bir şey yapacak. Seninle bir şey yapmak istiyor beraber. Aynı seviye adam diyor. Yok abi o daha ben o yüksektekiyle yapacağım. Ya niye? Diyorum ya oyunu oynamanın en güzel şeyi yeni keşfetme heyecanıdır. İlk kez girdiğin oyunla ikinci kez girdiğin oyundaki heyecan aynı olmaz. Her zaman ilk kez girdiğinde daha heyecanlısındır. Ergo, o heyecanı koru yani. Pek yardım etmişti zamanında. Mythic Raid yapıyor, yapmıyorsan dur. Mythic Raid yapmıyorsan şuradan bir... Şuradan bir bak şuradan. Abi okulu bıraktım, askerli de askıya aldım, ne yapayım? Hacı ben mi göremiyorum? Onu yapıyoruz biz ama. Yapıyoruz. İteleme. Yani bende de oldu ki Utku böyle. Yo hep kompetitif yani. Şeyi yani. Onu söyleyeyim. Hani hep bir rekabet içinde olma evet, şeyi. Evet. Birisi de gidip şöyle zandaların yukarısından bakıp aa bu şu güzelliğe bak şu şurada ne varmış burada ne varmış demiyor ki. Abi kocaman bir dünya yani gitsen baksan bak görsen içinde kaybolursun. Nasıl yani? Şu an görev yapamıyorum resmen. Biraz toparlayalım diye. Toparladınız mı? Geçen bana Mythic Boost yaptılar biraz toparlayalım diye yeni başlayanlar için alışması çok, çok zor. Yani. Evet. Çünkü işte diyorum ya. Aslında senin arkadaşlarını da anlıyorum. Seni de anlıyorum. Sen de onlara yetişmek istiyorsun. Onlarla bir şeyler yapmak istiyorsun. İşte orada böyle bir handikap var. Ufak. Minnoş'tan. Şu an sorularda problem var ama ya. Evet, şu an içeride de sorun var. Ben görev yapmıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bir skill'e basıyorum, 3-4 saniye sonra respawn veriyor. Göstereyim. Haris. Daha şöyle. Daha şöyle. Ben neyi scavenging yapacağım ya? Sludge. Böyle arkadaşlar gireceksiniz. Sakin kasacaksınız. Aa burada bu varmış. Burada şu varmış. Sludge ben nereden bulacağım şimdi sludge? Bubbling sludge. Ay dur çok çektim. Evet yine şimdi tuşlara karışık basacağız. Ne bastığımızı bilmeden oyun oynayacağız şimdi, değil mi? Şimdi Utku'nun onunla ilgili bir anısı var diyor ki Utku işte diyor kastık. Retort'ta hiç gitti miydi öyle videosunuzda? Diyorsun ya gitti kastık üzerimiz ışıl ışıl parıl parıl işte. Retort'ta hiç kim değil miydi? Hangisiydi sizin orada? Ama biz aktif oynuyorduk şimdi bebeğim. Hayır, o biraz hayır. Örnek gittik. Şey. Hayır o diyor ki Shadowlands hazırlık olsun. Yani şimdi şu anda yapacağı şeyler çok... Ya evet kendini kasma yani. Hani ailenden vakit çalma yani de. Bir ufak bir hazırlığını yap. Vaktin oldukça dungeon'ını yap. Ama işte kendini buna adama yani. Onun şeyini biz işte TBC'de yaşamıştık daha doğrusu. İşte buralar falan ışıldıyor böyle shoulder'lar falan işte.
Böyle iladından düşmüşüz, her tarafımız fel falan, böyle üf üf efsaneyiz falan, bildiğin gibi değiliz falan derken Red of the Lich King geldi. İlk görevlere böyle bir guildce dağıldık, geri bir geldik. İşte kimisi Mercedes kaputu takmış, işte kimisi çaput geçirmiş falan. Hiçbir önemi şeyi kalmamıştı yani o güzel itemların. O yüzden çok bir şey yok yani kastınız item'ın. Her expansion'da böyle. Yani item orospusu da olmayın aynı zamanda, onu da söylemeye çalışıyorum. Ya Transmon kurtarıyor da yani hiçbir zaman eşyaya değer vermeyin oyunda yani. Çünkü bitecek yani iki ay sonra yok yani o. Öyle söyleyeyim. Ya diyorum ya oyunun asıl şeyi şimdi abi sen niye o zaman yapmıyorsun, takılmıyorsun? Yo ben öyle takılıyorum. Ben gerçekten vaktim olmasa kasmam, oturup kasmam. Bu sene imkanımız oldu. Gittik bütün dungeonları 15 yaptık. Heroic kestik. Bıraktık falan. Yani onun dışında olmazsa böyle işte kendimden verip de şey yapmam, oyunumu oynarım. Ben yine oyunumu oynarım. Çünkü bu oyun küçük bir oyun değil. Sadece raid'den dungeon'dan ibaret bir oyun değil. Bu oyunda birçok şey var. Ya şimdi bak gerçekten belki de benim yayınımı sevdikleri için gelmiyor arkadaşlar ama hayır hayır Discord'umuz hep kalabalık olur. Hem hep şak şak şen şakrak olur. Hep muhabbette oluruz, hep muhabbette kalırız vesaire vesaire. Onları kovalayacak. Ne? Onları kovalayın. Diyor ki en değerli şeyler mantar. Mantar kovalıyor. Bir yapıyoruz, o da bitecek. Onun da bir sonu var. Onun da bir Discord'da sonu var. yetkimi almışlar. Vallahi O yetkini yetki... almak değil de sen Ha. çıkmışsındır. Çıktığın için geri geldiğinde yetkin yoktur. Sen bir ara hatırla atar yaptındı. Fazla atar göte batar işte. Hep söylüyoruz yani. Ben hep atarlayayım işte yapacak bir şey yok. Keskin sirke küpüne zarar. Aşkım nereden buluyorsun bu şeyde? Keskin görüyor var. Tamam atarla alakalı bir atasözü söyle bebeğim bana. İşini bilmeyen çavuşlar döner götüne avuçlar. Gitti YouTube. Gerçekten mi? Ne fazla atar göte batar dedin daha demin. Gitti YouTube. Yaz bunu güzel laf. Ha. Fazla bu gurur, kötü vurmadı güzelmiş. Annemizin Ufuk abi. Buradan Ufuk'a da selamlar olsun. Ulgrain. Ufuk dedik. Andık adam artık yani. Evet. Bir iki sene Ay. bırakıp WoW'a döndüğümde ne kadar değerli bir oyun olduğunu daha iyi anlıyorum yani. Aa ne kadar güzel ya. Çok güzel. Gerçekten konuş. Konuş damat. Bir de sen diğerlerine Varsa sor. kaderde Hamzaoğlu. Hamzaoğlu hoş geldin. Bu şey var ya. Hey. Bir de sen gel oyunu oynayanlara sor. 7/24 oyunu bırakmayıp oynayanlara böyle artık oyun saati bilmem ne kaç milyon olmuş. Ya bu oyun. Oh ya bu oyun. Valla oyunu kötüleyen birisi varsa kesinlikle kendisinden başka oyun oynayan bir insanın keyif almasını istemediği içindir. Net. Bu tecrübeyle sabit. Arkadaşlar size söyleyeyim. Boşa boşa yapma atar mevsimde 50 derece katır. Neler Ya anneciğim öğreniyoruz ya. ya. Of of. Bu oyun çok kötü ya. Ünden Çok çok WoW bozdu kötü. olabilir miyiz? Bir ünden Evet. WoW bozdu olabilir miyiz? Bak hemen böyle. Yo WoW'la da alakalı değil genel olarak. Ya abi o arabayı mı aldın? O çok kötü ya. Evet değil mi? Of. İçinden şey... Ne güzel arabası var Aşkım ya. basmadı bu bozdu. Dur onu da kaldırmışızdır. Elit yayıncılıktan. Türkiye'nin gelini olduğum için. Çok bozdu ya. Abi BFA neydi ya? Biz bitirdi Abi ya. BFA. Of Abi ya. bu BFA biz bitirdi ya. Oynadım 1,5 sene. Yani lanet olsun sakın oynamayın. Ama ben 1,5 sene oynadım aralıksız. I never stopped. Hiç durmadan aralıksız Bu oynadım. çok bozdu. Acayip bozdu. Öyle böyle değil yani. Bayağı bozdu. İnanılmaz bozdu. Şu o kadar bozdu. Önünü alamadık yani. Öyle bozdu. Ben mesela Utku'ya falan kendime de kızıyorum. Oyuna ilk başlarken ben de çok koşturdum abi. Deliler gibi koşturdum. Ah yetişeyim. Dur raid'e gireceğim, raid'e gireceğim işte raid'e gireceğim diye. Keşke biraz daha yavaştan, sakin. Ay ben dur Battleground atacağım. Ay Çok fena, çok fena lag var ya. Devam edemeyebilirim yani bu görev sonrasında beta'ya. Ben bir Utku yokken PvP'yim. Oh.
Şimdi sonra gelecek bana sıkıcı sıkıcı karakter kalsın. Tamam bebeğim, BG yapalım. Yok yok yapıyorum. Leveling ama bak sonra deme bana, tamam mı? Anlaştık mı bebeğim? Gel el sıkışalım burada. Hayır ben seninle hiçbir şeye sıkışmıyorum. Hayır sıkışmayacağım. Sıkışmayacağım. Utku'yu da yendim arkadaşlar geçen gün WoW'da. WoW'da mı? WoW'da. Utku'yu da ben kastım arkadaşlar. Sen ağlama diye ben sana 5 maçın birini verdim. Ne 5 maçın birini burada... verdin? Hiçbirisini vermedin maçın. Hepsini yendin. Ondan sonra bir kez yendim işte seni. Gitti orada atar yapıyor. Ben healer oynayacağım falan, seni yeneceğim. Ben healer oynamadım. Random seçtim. Random seçtim. Ben çok iyiyim bak. Çok iyi oyuncuyum falan. Ya. Falan. Ya demiyorsun ki ayrılık defterini elimize verdiler diye. Hiç vermedi kimse benim elime bir şey. Ben bilmem. I don't know. Abi görev nerede? Ben bu görevi nereye teslim edeceğim? Ben şuradan bir PvP yapayım. Çok eğlenceli PvP ya. Dur geliyorum dur. Gerçekten mi? Evet çünkü sıkıntıdayım bebeğim. Heh buldum, tamam. Tamam devam edebilirsin. Beta'da ağır phasing hataları var. Valla yazdım dedim, benim oynadığım bölgeyle mi alakalı bir sıkıntı var? Yoksa genel olarak bir lagging durumum var diye. Bilmiyorum yani. Şu an aşağıda bir görev daha gösteriyor. Ne oluyor aşkım? Hata veriyor, şey var, yine saçma olmaya başladı. Neyse, I don't care. Dur, ilgilisini yazalım. Yok yok, normalde... Şimdi şöyle yapacağım. Şuradan kapatmışım. NPC'ler yeni yerlerine geçmiyor. Aynı zamanda 1 mil çapta 3 kere yer alıyor. Aynen, şu an o sıkıntıyı yaşıyorum. Bak görev iki yerde de görünüyor minimap'te. Valla yazdım yani. Bana beta key'nin verilmesinin amacını yerine getirdim. Ve yazdım. Hepiniz gördünüz. Yürüdüm ve geldim. Hadi gel. Şunu bir teslim ama şeyde de sıkıntı var. BFA'da da sıkıntı vardı arkadaşlar. Daha demin görev yapmaya çalışıyordum. Sıkıntılı bir süreç. Chat böyle sustu mu? Bir şeye tepki veriyorsun zannediyorum ha. Ya alt taptadırlar. Sol el kumandada. on gün önce bir... Bütün vaktimi beta'da harcıyorum. Yani harca, gerçekten güzel vaktim var ve bunu oraya harcayabiliyorsan harca. Ya harca abi. Şöyle söyleyeyim, akşamdan akşama yapılacak iş değil şu anda. Gerçekten ben oyunu... Oh shit. Heyecanını yaşamak isteyen birisi olarak biraz spoiler yiyorum ve... o yüzden içerik bağımında çok kasmıyorum kendimi alfadaki gibi. Bir de Eda'ya verilmedi. Ya well, I don't you know guys. Ya yani Utku söyledi de benim gerçekten şeyim değil yani. Çok da önemli değil yani, olabilir olmayabilir. Yani... Abi evde bir tane var, tamam, bu arkadaş oynuyor, elinden geleni yapıyor. Yapacak bir şey yok. Olabildiğince. Ama şu anda yani... Bak, çarşamba gelir ona da be. Sıkıntı değil, kovaladığımız bir şey değil yani. Yok ya, hiç sıkıntı ya, değil. Ya beta gelmedi. Uff. Evet kesinlikle olacak. Yalnız ki kesinlikle olacak. Shadowlands... Beta. Kesinlikle yeni oyuncular için Tülay. Şey, friendly olacak. Birçok yeni özellik getirdiler. İşte Utku'da gördüğün gibi yard gösteriyor. Mesela bu çok güzel bir özellik. Bence yeni başlayan arkadaşlar için çok... İşe yarar olacak. Çünkü ben ilk başladığımda oyuna bayağı bir sıkıntı çekiyordum. Campaign görevleriyle side görevleri ayrılmış. Hangisinin ana görev, yani zincirine ait olduğunu
ayırt edebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Ya öyle oluyor ama it's okay. Yani 5 tane karakter kastım. Ya bak seni döverim. Evet şimdi arkadaşlar beta'ya şimdilik burada ara verelim. Bugünkü betamızın kazancı da PvP vendor'un kontrolü ve rune carver'ı görmüş olmamız olsun. Devam ederiz vakit buldukça böyle azar azar yazar kasa kaç yazar tadında ufak ufak beta sunumlarımız devam eder. Şimdi WoW sunumumuza devam ediyoruz diyoruz ve YouTube'a bye bye diyoruz. Bye bye. You have to edit that.